Hikmet abi. Videoya böyle başlıyorum Can Bey. Bak girişi senin için böyle kullanıyorum. Tamam, teşekkür ederim kardeşim. Bu arada şuraya Instagram adresimi bırakıyorum Can Bey'in parmağının ucuna. Tamam, bırak. Şuraya da telefon numaramı bırakıyorum. Evet. Ben de şimdi Hikmet abiye bir şey anlatacağım. Ne anlatacaksın? Sadece abime mi anlatacaksın? Sadece ona anlatacağım. Ortaya. Sadece sana anlatacağım. İki tane tosun, adamın gittim tosunlarına baktım. Kaş üstünde. Gittim, bir tane tosun gösterdi bana ama tosun ağrı kırıyor. Dedim ki bu hayvan kötü mü? Yok dedi bana. Çok uysal hayvandır. Tamam dedim, bunu alıyorum dedim. Arkada bir ağrı daha var. Oraya girdim. Bir tane de orada var. Onu da aldım. Pazarlık attık. 18 dedi atıyorum. Ben 16'ya pazarlık aldım hayvanları. İkisini aldım. İkisini aldım getirdim ama abi. İlk aldığım hayvan ağrı komple kırıyor. Ya ben bu işi yapan birisi değilim. Beceremem. Bizim ne yapacağım bunu? Deli tosun üstü gibi mi? Üstüne kurban mı nasıl? Çocuk mu? Yok. Bağdı ama yediremiyorum onu abi. Oldu. Şey oldu. Yani. Bak şimdi ben bu hayvanı ne yaptım? Aradım kasabı dedim abi gelin bunu alın. Ben bunu beceremem. Yani ben sizin kadar profesyonel değilim. Biz estağfurullah. Ben de aradığım adam kasap diye aradım. Meğer aradığım adam da şeymiş. Alsatçı. Alsatçı. Aha şimdi. Sattım adama malı. Bir saat sonra telefonum çaldı. Adamdan hayvanı aldım dedim. 2 hafta önce arıyor beni ki sen bu hayvanı niye sattın? E dedim bu mal benim değil mi? Satarım da. Ya işte sen bunu kurban diye aldın. Dedim evet kurban diye aldım ama dedim. Sattım. İhtiyacım oldu sattım. Bunu aldığın adam mı söylüyor? He aldığım nereden adam. Nereden ben öğrendim? Kime sattın onu? Ben onu Çaykara'da bir adama sattım. He aldığın adam diyor ki niye sattın? Aldığım adam diyor bana hayvan niye sattın? Abi benim, bu artık benim malım değil mi? Ben bunu satamam mı? Yani işte ya diyor sen benden kurban diye aldın. Beni kandırdın dedim. Bak kandırma değil mi? Bak sen bana hayvan uysal dedin. Ben hayvanı yediremiyorum. Anlatabildim mi? Zapt edemiyorsun. Yani. Zapt edemiyorum. Bir de ağrımda var 5-6 tane tosun. O vurunca onlar da vuruyor. Ne yapıyorsun? Çıkardım onu elden. Bu sefer adam diyor ki sen geçen tosun atmış, altına yorum yazdım. İşte kaç para? O da altına yazmış ki sen dünyaları versen de sana vermem. Bak bir şey. Terbiyesizlik de bu. Yeah. Şimdi ben Samet'e ondan diyorum ki kardeşim diyorum bu işin sonunda her şey derim. Yalancı mı olacağız yani? Yalancı değilsin ama olacaksın abi ister istemez. Olmayacağız. Allah'ın izniyle olmayacağız. Hayır sen yalancı olacaksın demiyorum. Şöyle yani insanlar seni dün akşam diyorsun ya yorum yaptı. Yorum yaptı. Biri evet siz celepçisiniz niye yalan konu. Ya celepçi... Ben celep olayım ne olacak ya? Yani olabilirsin de celep. Evet. Celepçi olmana bir şey mi? O da bir geçim yani. Ama yine... Bak yine mesela ben sana... Farklı bir şey mi var? Farklı bir değişim var celepçinin yani? He? Farklı bir... Yok ne bileyim yani celepçisi. Yani. Yani yeri gel... Evet paramız olduğu zaman celep alıp satıyoruz. Yeri geliyor komisyon çözüm alıyoruz. Ya, yani maksat burada... Doğruyu konuşmak değil mi? Onu da diyeceğim. Samet özür dilerim lafını kestim. Adamdan aldığın fiyat 16 bin lira. Sattığın fiyat 16 bin lira. Aynı parayı aldım verdim. Aldığım paraya verdim yemin ediyorum. Bak aldığım paraya verdim. Ve bak onu da dedim hadi bak kardeşim dedim senden 16'yı alıp da. 18'e veremedin mi onu? 18-17'ye vermedim. Samet olsaydı kandırdım Samet'i verdim ona 18'i. Yok yani. Mesela emaneti ben 7 liraya aldım. Bir ay mı baktınız onun sesi? Aşağı yukarı bir ay. Bir ay siz baktınız. 15 gün ben baktım. Bu hayvanın masrafı 12-13 bin lira oldu. Ben onu 22 bin liraya sattım. Zarar mı ettin? Yok. Zarar ettin. Yok tamam. Samet istedi. Samet 30 bin lira vermedin ona. Abi sen bize çok para dedin ona ya. Abi ama sen paralı adamsın. Paranın suyu çekiliyor Can Bey. Yem karma makinesi aldık. Bir inek parası gitti. Bakalım ne? Ben tosunları satma olur bana. Heh, arkadaşlar Can Bey... Bir aydan beri kara kara düşünüyor. Can Bey de dediğim kişi karşınızda. Evet. Can Bey'in var 2 tane tosunu. Birini bugün baktılar. Büyüğünü mü? Küçüğünü. Abi büyüğünü baksınlar. Asıl büyüğü küçük satılmayacak ona. İşte kurban. Yarın da büyüğünü gelip bakacaklar. Almak isteyen varsa Can Bey'den kurbanlık. Biri 300 kilo civarlarında. Yukarı çıkar mı? Çıkar, abi. Çıkar mı? Çıkar. 320 olur mu? Bence 350 de olur. Olur mu? Yani neyse o şimdi. Ya biz de yalancı çıkmayalım. Mal sahibi karşınızda. Yok biz 300 diyelim de. Oradan yukarısına bakarız. Hediye ederiz, hibe ederiz. Sıkıntı yok. Biri de 200 kilo mu diyorsun? Samet 200 olur kurbana. 200 olur. Biz kesimini biz yapacağız. Yani ben beceremem ama. Biz yapacağız kesimini. Komisyon... %85 alıyoruz. %85. Derisinden mi şeyleri? %85. %85. Ya, komisyon bana sen al. Derisini bağışlıyor musun? Bir cam var bizim köyde. Derisini de ben alayım bari.
Yok, kesimini biz yapacağız. Biz sadece komisyon değil, kesim parası alıyoruz. Şimdi olsun. Hissederler mi? Yani hisseder olarak. Ha, hisseder tabii tabii yani. İsim yazdırabilirler. Burada kesilecek, dağılımı falan tabii, yapılacak. Hisse sahipleri de gelir. Trabzon, Akça, belki yıl dışına da gönderebiliriz. Bakalım. Hissedin yap sen. Kurbana 10 gün kala ben malları sana getireceğim. Ne yaparsan yap. 10 gün herhalde bakarsın benim hayvanlarımı. Ya bakma bakarız da satamadığımız hayvanı niye bana getireceksin? Sonra geri getirirsen mi? Hava değişimi. Tamam. Öyle olur. Almak isteyen varsa bir izleyelim Can Bey'in hayvanlarını. Ondan sonra dönüş yapalım. Evet. Kurbanlık tosunlarımız. Samet Bey'e hayırlı olsun. Bu gördüğünüz 300 kilo civarında. Arkadaki geç oğlum. Bey. Geç oğlum. Hadi geç. Geç. Bey. Hadi oğlum geç. Geç. Geç bakalım. Geç. İşte bu arkadaki de 160-170 arası tosunumuz. Geç oğlum ya. Geç. Hey. Geç oğlum. Geç. Bunların ikisi de Samet Bey'e hayırlı olsun. Can Bey'in kurbanlıklarını gördünüz. İlgilenen arkadaşlar varsa videonun başındaki telefon numarasından bizlere ulaşabilirler. Güzel hayvanlar. Etini almışlar. Büyüğü bayağı etli bir hayvan. Hesabına kitabına uyan varsa bizleri arasın. Yardımcı olalım. Can Bey açık ahır projemizi yakından görmek istiyor. Şimdi bir bakalım. Parasız ortak. Parasız ortak. Kar ortak. Kar ortak. Zararına bile ortak. Peki bizim buradan ne kazancımız olacak? Beni göreceksiniz. Ha, güzel. Şimdi Can Bey, yani takipçilerime açıklamadım ama birkaç yatırımcımız var, değil mi abi? Var. Var mı? Var. İyi güzel. Bir yatırım. Üzüldün sanki. Sen mi gelecek? Yatırım yemek istediğiniz varsa. Yatırım. Yani. Yatırım. Ben yemeğe yazdım. Var, mecbur. Yani ne yapalım? Bana verdiğin oroz da çok iyi oldu. Abi gir bak. Al. Oldu mu? Al. İstediğini yok, al. Almam. Çok güzel maşallah. Siyah alma da hangisini alırsan al. Siyah alacaktım. Yok. Sen bir telefonum çalıyor Samet Bey. Alo. Abi tavuklar üstten atlıyor buraya. Bir iki tanesi. Öbürleri atlamıyor. Abi Golku da vereceğim bir kardeşimiz var. Ona göndereceğim onu. Yatırsın onu. Hayvan yat. Hava şey şey mi oldu? Gel içeri. Isırmaz bunlar. Gel. Yok sanırım. Şey ya bak o hyvan yatıyor. Onun altına yumurta koysana. Onları aldım ben yumurtaları. Niye sattınız mı? Yok alıyorum. Abi ya. Hangi birini atalım? Bunlar uğraşılmasın Samet. Şimdi Can Bey gel. İndiler burada. İndi almam ben Samet. Abi siyah horoz alma dedim diye mi hemen siyah horoza takıldın ya? Bana dedin mi öyle bir şey? Dedim. Duymadım ki. Siyah horoz veririm sana yukarıdaki civcivlerden. Haberi veririm sana. Anladım. Memati. Anladım Memati. Memati mi adı? Yan yürüyor orada. Evet, hasta da belli. Doğuştan öyle. Kambur doğdu. Kambur doğdu. Samet şu horozun çok güzel bak. Evet. O da tektir. O gerçekten çok güzel. Çok güzel. O horozun şu, da güzel. Şu siyah horoz. Diğer siyah, üstü siyah olan şu kuburlu hariç hangisini alırsan al. Kuburlu almayayım. Kuburlu alma. Şu da mı horoz? Evet bu da horoz. Ha onu al tamam al. Yok ha şimdi almayacağım. Evet. Alırsam hastalık bulaştırır bunu. Acı gilesin diyor. Evet. Çıkanlardan şöyle siyah horoz çıkarsa bir tane verir misin? Var. Veririm. Yukarıda bayağı var o siyahlardan. Horoz var mı? Var. Çıkmış mı? Oldular 3 aylık. Ver bir tane. Ama yaşamaz senin orada. Az boylansınlar. Niye yaşamaz? Ne şey yapayım? Alırsan mi? Veririm canım. Az daha hava ısınsın be ya. Biraz yok yaşama sebebin ne? Ufak diye vuracaklar onu. Tek ne yapacaksın onu orada? Az daha büyüsün de alırsın. Tek diye 2 tane vereceğim. Satıyorsun da parasıyla. Ben bedava bir şey almam. Bedavaya karşıyım sana. Reklam yapaydım önceden. Videoyu kapattın mı? Diyecek ne parası? Harbi mi? Samet bedava hayatta almam. Tamam. Senin hayvanlar güzel alsın da alırsın. Hayvanları ilaçla güzel. Samet şey kapattım. Can Bey'i uğurladım. Şimdi çiftliği temizleyeceğiz. Bebek koğuşumuza bir bakalım. Ne var ne yok buradan diye. Altlarını bu akşam tekrar sereceğim. Evet kızım sereceğim.
Şimdi biraz kalabalık oldu burası ya. Çabuk ıslatırlar. Hatta bu akşam yeniden gidip marangozdan talaş almam gerekecek. Tamam. Alttan hayvanları sıyırdım da tezeklerini atacağım. Yani çiftlikte akşama kadar şu anda iş var arkadaşlar. İş durmadan çalışsanız mutlaka bir şey çıkıyor. Bak su içiyor, geldi oraya bak. Yoncalarını da maşallah yemişler. Tekrardan yonca vereceğiz onları. Buzaklarımız bu şekilde. Kimi yatıyor, kimi ayakta. İshal durumu yok, şükürler olsun. Bakın tezekleri orada. Yonca yedikleri için biraz yeşilimsi pisliyorlar. Ama herhangi bir problem yok. Buralarda var mı? Yok. Bebek koğuş. Tamam, kalkmayın kızım, kalkmayın. Ben şimdi şu tezekleri dışarıya atayım. Akşama hazırlık yapalım. Hakan Bey gelecek bugün. Nakliye. Durun. Çiftlikten gönderecek olduğumuz ineklerin nakliyesinde bir problem yaşayabiliriz. Şu an onu çözmeye çalışıyoruz. Nakliyeci çok var da hep hayvan bakıyorlar. Mesela dün bize gelen Şenol abi yıllardan beri bizim nakliyemizi atar böyle. Hadi bir sefer giderim diyor ama böyle birkaç sefer gidemem çünkü hayvanlarım var benim de diyor. Bakalım, bir şey düşünüyoruz. İnşallah bu nakliye işini de çözeceğiz. Hani bir sefer, iki sefer hayvan olsa neyse de belki 6-7 sefer hayvan gidecek gelmeyecek. Yani 6-7 sefer kimi göndeririz? Hani bir haftalık bir süreçtir bu yani. Vatandaş gidecek gelecek, birkaç gün dinlenecek, gidecek gelecek, birkaç gün dinlenecek. Bu bir hafta 10 günlük bir süreç. Şu an onu çözmeye çalışıyoruz. Ya da bulacağız böyle 5-6 tane nakliyeci. Buradan bir gün içerisinde göndereceğiz. Kimi işte Kayseri'ye gidecek. Kimisi Zonguldak'a gidecek. Kimisi işte Ankara'ya gidecek. Böyle işi çözmeye çalışacağız. Neyse, ben hayvanların altını temizleyeyim de önümüzden gelsin iş. İneklerin altını temizledim. Şöyle göstereyim. Şimdi akşam ahırına hazırlık yapıyorum. Burada 50 kilo slush var. 15 kilo da saman kattım ona. Biraz daha slush katacağım. Yani 75 kilo slush, 15 kilo saman yapmış olacağım. Şu anda kesif yem yok içerisinde. Çünkü hepsini eşit derecede karıştıramam. Burada bayağı bir miktar şey var. Yem var. Önce samanla slush'ı bir karıştırayım. Sonra yemle o karışımı karıştırıp o şekilde hayvanlara vereceğim, iyice dağılsın diye. Yem karma makinemiz geldi mi? Herhalde bayağı rahata kavuşacağız. Hatta Muhammed abi dedi ki, yem karmayı kur dedi. Diyeceksin ki bugüne kadar keşke yediğimden içtiğimden kenara koysaydım da yem karma makinesi alsaydım. O kadar ki dedi, rahat edeceksin. Çok haklı. Şu an burada bir saatim benim bunu karmaya gidecek. Şimdi bunu karacağım. Kardığımı yemle, arpayla birlikte karacağım. Bayağı işimiz zor. Ama Allah nasip etti sonunda. Sağ olsun. Tabii burada Muhammed abinin çok büyük bir şeyi var, katkısı var. Fiyat soranlar olmuş, kaça aldın diye. 50 bin liraya aldım arkadaşlar. 4 metre küplük. Hatta ya 4'tür ya 5'tir. Ya 40 başlık bir yem karma makinesi. İnternetten de araştırdık. Sağ olsun Muhammed abi
bizden çok fazla aramadı yani. Neyse. Karalım bakalım. Bir çuval daha slash açtım. 75 kilo katacağım dedim ama 100 kilo katmış olacağım. Fazla gelirse yarın aya hazır olmuş olur. Hakan Bey de gelecek bugün. Nakliye işini konuşacağız şimdiden. Erken erken halletmemiz lazım nakliye işini. Ayın 28'inde karantina kalkıyor tüm illere. Serbest olacak. Şu anda il içi nakliye oluyor. Görüştüğüm kişiler de var. Ama il dışı yasak. Neyse şunu şunu bir karıştırayım ben de. En azından şu yem işini bir bitirelim. Daha buna tabii Avrupa süt yemi karıştırılacak ama şunu ben bir karıştırayım. Yem karıştırma işlemi şimdilik tamamdır. Daha süt yemi ve arpa, tuz, mineral tozu karıştıracağız ona. Abim süt dağıtmaya gitti. Gelirken yem alacak. Birkaç seferde yemle birlikte karıştıracağız. Ondan sonra tamamlanmış olacak. Şimdi buzağlar bağırıyor. Şuradan yonca attım onlara. Getirip yedireceğim. Sürekli önlerini boş tutmamaya çalışıyoruz. Sürekli dolduruyoruz. Şimdi tekrardan koyalım önlerine. Yesinler, boş durmasın yavrucaklar. Sularını da dolduralım. Buzağların yemliklerini doldurdum. Tabi inekler de çok bağırdı. Az önceki karışımdan yemsiz bir şekilde öyle yarım kürek verdim onlara. Gönülleri olsun diye. Buzağların yemlikleri de orada. Bakın akşam gelen düve sabah yemiyordu. Şimdi başladı yemeye. Yani buzağlar da yattık çekebiliyorlar arkadaşlar. Aha. Tipik dil kıvırma rahatsızlığı işte. Aha. Buyur buradan yak. Yani şu hani diyorlar ya kültür ırklarında dil kıvırma kaçınılmaz abi. Gerçekten öyle yani. Bendeki Danimarkaları biliyorsunuz dil kıvırıyorlar. Nereden oluyor, nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Yani bunun vitamin, mineral tozuyla hiçbir alakası yok. Kim ne derse desin. Kızlar kalkın bakayım. Kalkın da bir yiyin. Ne geviş getiriyorsunuz? Ne yediniz de geviş getiriyorsunuz? Sakız çiğniyorsunuz ya. Akşama toz sereceğim altınıza. Islatmadılar ama olsun. Şimdi kalabalık ya. Islatırlar hemen. İyi şu düve güzel başladı yemeye. Bu da çok kaliteli bir tohumdur arkadaşlar. Yani burada devlet teşvik vermese her yere de vermiyor galiba. Hakan Bey geldi mi onunla konuşuruz. Yani devlet teşvik vermese bu tohumları burada kolay kolay kimse yaptıramaz. İyi para yani. Ama yarısını devlet karşılıyor sağ olsun. Yarısını da üretici. O şekilde tohumlama yaptırabiliyor vatandaş veterineri. Şu anda biri arıyor beni. Bakalım kim? Kız kıvırma dilini. Gidip buzakların orada 2 dakika çekim yaptım. Geldim aha durum bu. Yapmış olduğum karışımın yarısı da gitmiş oldu. Diğer karışımı da yemle birlikte vereceğim hayvanlara. Tabi vere vere yani bir kürek bile verseniz burada 30 kürek yapmış oluyor. Haliyle bir saatten beri uğraştığım karışım ha gitti. Akşama biz dedik yarınaya da kalır fazla fazla yapalım ama nereye kalıyor yarınaya? Olsun yesin hayvanlar. Bakın hiç şey yapmıyoruz onları. Boş bırakmamaya çalışıyoruz. Abim yemi getirsin. Karacan vereceğim. Karacan vereceğim. Malzeme burada. Bunu biz kendimiz için almadık. Hayvanları aldık.
bol keseden vereceğiz. Bu son gelen arabaydı arkadaşlar yemcimize. Daha gelmeyecek dedi. Yeni sezon artık açılacak dedi. Yeni slash gelecek herhalde ama ne zaman gelir bilmem. Hayvanlar da satıldı zaten. Karantina il geneli kalktığı zaman, Türkiye geneli kalktığı zaman göndereceğiz. İnşallah kazasız belasız. Hani çok da slash'a ihtiyacımız kalmayacak. Ama yeni gelecek olan hayvanlar gelmeden buraya belki 50 ton slash alacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bağlantılarımız devam ediyor arkadaşlar. Yeni gelecek. Hani bana kızıp kanaldan ayrılanlar oldu. Yok kanalı şey olarak kullanmaya başladın işte. Hayvan geliyor, satılıyor, gidiyor. Yani herkes ekmeğinin peşinde koşuyor. Şimdi biz bu işi bırakıp bir yerde asgari ücretle çalışsak daha mı hoş olacaktı? O da bir soru işareti akıllarda. Tek amacımız çabalamak, evimize ekmek getirmek. Ama böyle, ama öyle yani. Sonuçta ortak. Ortak bir amaç için uğraşıyoruz. Abimin 4 çocuğu var, benim 2 çocuğum var, ödemelerimiz var, bir sürü bir şeyler var. Hani bu süreçte çare aradık, böyle bir yola başvurduk. Ama pek hoş karşılanmadı maalesef. Hani bizim samimiyetimize inanan arkadaşlara cani gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllardan beri böyle bizimle birlikte omuz omuza mücadele eden, gerek yorumuyla gerek ne bileyim arayıp böyle motive etmesiyle olsun arkadaşlara cani gönülden teşekkür ediyorum. Bize inandıkları için, bize güvendikleri için, bizim kimseye zarar vermeyeceğimizi bildikleri için hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Hani bir hayalimiz var, bir hedefimiz var. Hedefe doğru koşmaya çalışıyoruz. Şu an hayvancılığı bitirmek çok basit. Öyle de oldu zaten. Hayvanları satıyoruz dedik. Hep kapora geldi. Hemen hemen hepsi satıldı buradaki hayvanların. Ama bu tesisi buraya kurmak, bu tesisi yürütmek, yeri geldiği zaman burada birilerine ekmek verebilmek bu büyük bir maharettir bana göre. Biz hayvancılığı ölüm kalım olmadıkça, Allah'tan bir zeval gelmedikçe bırakmayacağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Büyük konuşmak gibi olmasın. Dediğim gibi böyle ne zorlukları atlattık, neler neler gördük, geçirdik. Biz o kadar zorluğa herhalde bırakmadıysak bu işi, bundan sonra da bırakmayız. Bakın YouTube'dan para kazanıyoruz. Bunu üzerine basa basa söylüyorum. Evet, YouTube'dan güzel paralar kazanılıyor arkadaşlar. Zaten YouTube olmasaydı inanın biz çoktan bittik gittiydik yani. Hiçbir şeyimiz yoktu. YouTube bizim için bir nefes oldu. Bu işe sarılmamızda bir sebep olmuş oldu. Hani kimileri diyor ki işte ya sen hayvancılıktan kazanmıyorsun ki, YouTube'dan kazanıyorsun. Abi siz de kazanın. YouTube demiyor size ki senin saçın sarı, senin gözün mavi, senin boyun kısa, senin boyun uzun. Kimseye böyle şeyler sunmuyor. Herkes yapabilir. Burada önemli olan alternatif yol aramaktır. İşinizi kurtarmaktır. İşinizi kurtarmak için çabalamaktır. Çalışmaktır. Laf olsun diye çalışmak demiyorum. Tam anlamıyla çalışmak. Gecenizi gündüze katarak, gerek hobilerinizden, gerek ailenize ayıracağınız olduğunuz vakitten çalmaktır çalışmak. Biz böyle çalışıyoruz işte. Ama bunun sonucunda da maalesef kötü yorumlar alıyoruz, şeyler yapıyoruz. İşte kanaldan ayrılıyoruz, daha izlemeyeceğiz. Sen ticaretle şey yapıyorsun, biz senin hayvanlarını seviyorduk falan filan. Abi bu iş duygusallık kabul etmiyor. Bunun üzerine basa basa yıllardan beri denedik. Duygusallık bu iş kabul etmiyor. Bakın orada bir sürü buzak var. Değil o kadar, onun 5 katı da olsa seve seve bakarım ya. Seve seve bakarım ama işin sonu nereye gider bilmiyorum. O günler gelmeyecek mi? Gelecek. Bizi bir gün inancımız kurtaracak. Bundan sizlere söylüyorum. Çünkü inanıyoruz. Bir şeyler başaracağımıza inanıyoruz. O inanç da bizi kurtaracak. Allah'ın izniyle. Hani kanaldan ayrılanlar için de yani ne diyeyim? Biz her zaman buradayız arkadaşlar. Bir gün gelirseniz biz buradayız, bir yere gitmiyoruz. Ve bize inanıp kanalı takip etmeye devam eden arkadaşlara da
Cani gönülden teşekkür ediyorum. Kızım burada bir şey anlatıyorum. Sen dilini çapur çupur uyana boyana. Ne oluyor bu şimdi? Ayıp denen bir şey var. Kameraların karşısındasın. Ben şimdi bir televizyon programına çıksam da senin gibi orada yapsam bana ne derler? Hadi buraya konuş. Size zaval yok kızım, şaka yapıyorum. Ben de size takılıyorum, ne yapayım? Evet, afiyet olsun kızlar. Birazdan gene geleceğim, merak etmeyin. Az önce Can Bey buradayken ağzımızdan bir şey kaçırdık. Yatırımcılardan bahsettik. Tabii gelecek olan yorumları tahmin ettiğim için bu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kimdir bu yatırımcılar? Çiftliğe ortak mı alacağız? Bunlardan bir bahsedelim. Evet, uzun süreden beri yani bize inek alıp baktırmak isteyen, işte ineğin karşılığında kira almak isteyen veya komple ortak olmak isteyen, belki de bugüne kadar 150 kişi bu sebeple bize mesaj atmıştır. İzliyorsa buradan selam söylüyorum kendisine. Katar'dan bir abimiz var. İşte 10 tane inek almak istemişti bize. Mehmet abiyle başladık bu işe. Mesela en basit örneği. Mehmet abi bir tane inek aldı. Lady. Ve bu iş çok hoşuna gitti Mehmet abinin. Hem videolar karşısında kendini izlemesi, işte buradaki yapmış olduğumuz mücadelemiz, böyle canla başla süt satışımız, tereyağı yapışımız, paketleyip gönderişimiz Mehmet abiyi cezbetti. Mehmet abi bir tık daha bunu ileriye götürelim dedi. Hani bir inek değil de 10 inek olsun. Biz bugüne kadar hep bu tarz şeylere aslında karşıydık arkadaşlar. Çünkü kendimizden değil, bakın burada milyonları kaybederiz ama kendimiz için en ufak üzülmeyiz. Karşı tarafı mağdur edeceğimizden korktuğumuz için bu tarzı toplara girmedik. Tabii 10 tane ineğin üstesinden gelebiliriz Allah'ın izniyle. Gelecek olan hayvanlar hep sigortalı oluyor. Şu andaki hayvanların olduğu gibi. Mesela Ceren öldü, geldi eksper, bir otopsi yaptı, baktı etti. Paramızı aldık, hesabımıza yattı. Şimdi düşünüyoruz, yatırımcılar inek alır buraya. 10 tane inek, 11 olmayacak. Eğer olacaksa 3 tane de biz filekviyi, simental almayı düşünüyoruz. Denemek amaçlı. Olmadı satarız. Ama hevesliğimiz var filekviyle. Sütçü simentalde. Bir adım daha ileri gidelim dedi Mehmet abi. Öncülük etti bize ki bugüne kadar maddi manevi çok fazla faydasını görmüşüzdür. Biraz da bu kadar cesaretli davranmamızdaki sebep aslında böyle yanımızda birilerin olduğunu bilmektir. Hani Adem abi mesela hiç korkma diyor ya. Mesela o bana bir cesaret veriyor. Hani biz burada hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Kimsenin canını yakmıyoruz. Birilerine bir şeyler deyip yalan yalan dolandırmıyoruz yani. Alnımızın teriyle para kazanmaya çalışıyoruz. İlla ki işler yolunda gitmeyebilir veya çok iyi gidebilir. Hani bunların farkındayız. Ve sizlerden de gelen işte aramalar, korkma, devam et, başarılı olacaksınız. Ticaretle uğraşıyorsun, illa ki batarsın, çıkarsın, biz buradayız. Maddi, manevi, korkma deyince ister istemez bize de bir deli cesareti geliyor. Tabii bunu uç noktaya taşımamak lazım. Atıp da mesela ne dedik? 10 tane inek alacaklar bize dedik. Ve biz kiralarını ödeyeceğiz dedik. Biz bunu 100 tane de yapabilirdik. Bu sefer iş nereye gidiyor biliyor musunuz? Tosuncuk mantığına gidiyor. Yani paraya tav olup da çok uçmayın. İlla ki büyük düşünün ama küçük adımlarla ilerleyin arkadaşlar. Hani benim tavsiyelerimi belki almazsınız, uymazsınız ama annemin bir lafı vardır. Yeri geldiği zaman diyor, 5 yaşındaki çocuğun da lafını al der. Biz de böyle dedik. Bir adım attık, küçük bir adım attık Mehmet abiyle birlikte. Baktık güzel. Bizim sütümüz oldu. Mehmet abinin hayvanı oldu. Mehmet abi bundan gelir elde etti. Derken bu iş hem Mehmet abinin hoşuna gitti hem de bizim çok hoşumuza gitti. Para vermedik, inek aldık. Süt sattık, tereyağı yaptık. Para kazandık ve para kazandırdık.
Bunun sonucunda da dedik bir adım daha atalım. Bir inek güzel oldu. 10 inekle devam edelim. Bakın 11 değil. 10 tane inek. Yatırımcıların alacak olduğu 10 tane inek. Hani eski videolarda mesela yazanlar vardı. Ya siz işte ne yaptınız? 10 tane inek 1 milyon para. İşte bunları açıklamadığım için vatandaş bilmediğinden bir sürü bir şeyler söylüyor. Aslında bunlar gündemdeydi. Şimdi açıklama vakti geldi aslında. Bir adım atalım. Baktık. Tamam. 10 tane inek demek. İyi bir inek. Sağlıdır 10 tane inek. Buzağlar bize kalacak bu arada. Bu da güzel bir avantaj bizim için. Zaten buzağı kulübelerimiz yapılıyor. Hepsi dört dörtlük bakılacak. Yani böyle bir yola kalkıştık. Çok uç hedeflerimiz var mı? Tabii ki de var. Bu işle uğraşıyorsak, ailemize ayıracağımız vakitten bu işi harcıyorsak tabii ki hayallerimizi uç tutmak zorundayız. Ama böyle ipini koparmış gibi sağa sola saldırarak değil. Her şeyin bir vakti zamanı var. Biz ne zaman ki bu ithal işiyle bu işe başladık, gerçekten para kazanmaya başladık ya. Bunun her şeyi para ediyormuş meğersem. Yani bunu yeni anladık. Buzağısı da para ediyor, sütü de kaliteli para ediyor, kendisi de para ediyor. Şimdi biraz reklam yapmış gibi olacağım ama Orçun Maviş'i birçoğunuz tanır. Ben de aradım, birkaç kere görüştüm Orçun Maviş'le. Danimarka Jersey için. Mehmet abi de fiyat aldı, ben de fiyat aldım. Hani 85 bandında bir tane Danimarka Jersey 85 bin lira. Hani burada biz 60 bin liraya inek var dediğimizde, işte buradaki Amerikan Jersey'lerden yine süt verimleri yüksek olan, millet atlayıp vuruyor, ya kardeşim 60 bin lira inek mi olur? Ya bana niye kızıyorsunuz? Ben aracıyım burada arkadaşlar. Aha, gelin buraya, getireyim sizi vatandaşın kapısına, siz pazarlık yapın. Ama bakın ithal 85 olunca kimsenin gıkı çıkmıyor. Niye? O ithal yurt dışından gelmiş oluyor değil mi? Biz de gidip alacağız 80 bin liraya inek. Biz kimseye kızmıyoruz burada. 80 bin lira inek mi olur? Piyasa buysa buna ayak uyduracağız. Ne yapalım? Yani durum o şekilde. Bir yola çıkıyoruz. Usta sıkıntımız var. Bir an önce başlamamız lazım. Dün atmış olduğumuz adım bizim için çok büyük bir adımdı. Yem karma makinesi. Aha, bugünden beri yem karıyorum. Gidiyorum, geliyorum, bir çay içiyorum, oturuyorum, gidiyorum, karıyorum. Yediriyorum, atıyorum, bir şeyler yapıyorum. Şu anda hayvanlar gelmeden, bakın bu inekler buradan nasip olur da giderse, atıyorum çiftliği boşalttık. Abime hemen izini ayırıyoruz. Gidiyor, tedavisini oluyor. Ne gerekiyorsa, ister dizinden ister belinden, bakın abime 3-4 aylık bir süreç tanıyacağız. Ha, bu süreçte ister evde dinlenir, isterse gider ameliyatların olur tedavisiyle harcar. Artık orası abime kalmış bir şey. Yani biz görüyorsunuz buranın bu hayvanların satılması, düzenin bozulması nedir? Abimizin sağlığı için. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Hani biz burada omuz omuza verdik abimle, el ele verdik. Dişimizle, tırnağımızla mandalina topladık. Turgay Usta kulakları çınlasın. Yani emekleri anlatılmaz. Gerçekten Turgay Usta'nın hakkı hiçbir zaman yenmez. Burada el ele verdik, omuz omuza verdik. Nedir? Başaracağımıza inandık. Başardık mı? Daha başaramadık. Çünkü hedeflerimiz büyük arkadaşlar. Başardık diyebilmemiz için bütün hedeflerimize ulaşmamız lazım. İşte konuyu dağıtmayalım. Abim iyice sağlığına kavuşur ki abim 40 yaşını devirdi gidiyor. Artık bundan sonra kontrollerini yapması lazım. Doktor ne diyorsa onları yapması lazım ki birbirimizden cesaret alabileceğimiz sağlığımız olsun. Hedeflerimize ulaşabileceğimiz sağlığımız olsun. Sağlık olmadan ne iş olur, ne hedef olur, ne para olur, hiçbir şey olmaz. Bu süreçte çare aradık, bunları anlattık işte. Ne yapabiliriz ya? Biz hayvanları satıyoruz ama biz süt satıyorduk. Evimiz ekmek, sütten tereyağdan getiriyorduk. Ne yapabiliriz? İşte paramız yok, hayvan alsak, satsak. Paramız oldu, birkaç bir şeyler yaptık, aldık, verdik. Komisyon usulü çalıştık. Kimi fotoğraf attı, ineğimi satar mısın? Ki çoğu öyle yapıyor. İşte şu kadar parası senin olur. Öyle yaptık. Sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hem biz kendi işimizi görüyoruz, hem size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ki bu süreci en hafif sıyrıklarla atlatabilelim diye. Öyle de olacak inşallah.
Takipte kalan arkadaşlar için söylüyorum. Bir gün gerçekten başaracağız. Bana inanın, bana güvenin. Biz bu kadar uğraşıyorsak, bu kokunun, bu tezeyin içinde gece gündüz durmadan gidiyoruz işte dağlara, tepelere bakıyoruz, ediyoruz. Yem bitti, koş, al, git, sipariş geldi, vatandaş kızıyor, müşteri diyor ki göndermeyin, gönlünü yap. Gerekirse bedava tereyağı gönder de, ki kaç defa oldu bu durum. Ama gönderdiler gene, sağ olsunlar. Mesela tereyağı vermiş, sipariş vermiş vatandaş 15 gün önce. Ben mesaj atıyorum, tereyağınız hazırdır işte, adres verir misiniz diye. Karşımdaki kişi, ya 15 gün olmuş, utanmıyor musun bana mesaj atmaya falan filan derken bir şekilde gönlünü alıyoruz, adresini alıyoruz, gönderiyoruz. Para göndermeyin diyoruz, hatalıyız diyoruz. Yani bunlarla çok karşılaştık. Maksat karşı tarafın gönlünü almak. Hediyeler koyuyoruz, elimizde ne varsa, fındık, kabak olur. Ekstradan bir şeyler eklemeye çalışıyoruz mutlu etmek adına, mağdur olmasın diye, gönlü olsun diye. Hani böyle uğraşıyoruz burada arkadaşlar. Hani bunları göremeyen arkadaşlar var aramızda. Artık neyse. Evet arkadaşlar, videoyu bitirelim. Biraz içimi döktüm, başınızı ağrıttım, kusuruma bakmayın. Bizim de konuşmaya, bir şeyleri anlatmaya ihtiyacımız var. Çok doluluğumuz var aslında. Konuşsak neler anlatırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki YouTube'u açmışım. İyi ki sizlerle tanışmışım. Sizlerin orada olduğunu bilmek çok güzel. Hep orada olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.